Etanol'deki bu protonun pKa değeri yaklaşık olarak 16 iken asetik asitteki bu protonun pKa değeri yaklaşık olarak 5. Hatırlayalım. pKa değeri ne kadar düşük olursa proton o kadar asidik oluyordu. Buna göre asetik asit etanol'den daha asidik diyebiliriz. Aslında bunun nedenini eşlenik bazlara bakarak açıklayabiliriz. Etanol bu protonu verecek olursa pembe ile çizdiği bu elektronlar oksijenin üstünde kalır. O zaman eşlenik bazı da şu şekilde çizebiliriz. Buradaki oksijenin 3 tane ortaklanmamış elektron çifti olacak. Hatta bu çiftlerden biri de az önce pembe ile gösterdiklerim. Oksijenin formal yükü eksi 1 olacak. Burası tamamlandığına göre şimdi de asidik asitin eşlenik bazını çizebiliriz. Asidik asit bu protonu verirse pembe renkte elektronlar oksijenin üstünde kalacak. Sonuç olarak eşlenik bazın içinde karbona çift bağla bağlı, ayrıca iki ortaklanmamış elektron çiftine sahip bir oksijen olacak. Sağda ise üç ortaklanmamış elektron çiftine sahip bir başka oksijen olacak. Bu elektron çiftlerinden biri de az önce gösterdiğim pembe renkli olanlar. Dolayısıyla aynı şekilde oksijenin formal yükü eksi bir olacak. Hadi bu iki eşlenik bazı karşılaştırmayı deneyelim. İkisi de oksijenin üstünde negatif bir yüke sahip. Bu konuda bir fark olmadığına göre demek ki eşlenik bazı kararlı hale getirmenin başka bir yolu olmalı. İşte bu diğer yol rezonans. Öncelikle sağdaki eşlenik bazı ele alalım. Pembe renkli elektronları alıp buraya kaydırabiliriz değil mi? O zaman bu elektronlara da üst taraftaki oksijeni gönderebiliriz. Aslında daha anlaşılır olması için ortaya çıkan rezonans yapısını da buraya çizelim. Üst tarafta gördüğünüz oksijene eksi bir formal yük kazandıran 3 tane ortaklanmamış elektron çiftimiz var. Buradaki oksijenin ise sadece 2 tane ortaklanmamış elektron çifti kaldı. Pembe renkli elektronlar ise buraya geçip çift bağ oluşturmuş durumda. Mavi renkte çizdiğim bu pi elektronları ise yukarıdaki oksijene geçerek ona eksi bir formal yük kazandırdı. Yani bu oksijendeki negatif yük sadece ona ait değil aslında moleküle dağılmış durumda. Bu yüzden bu oksijende biraz negatif yük var diyebiliriz. Bu noktada hatırlamamızı istediğim bir nokta var. Rezonans yapıları en mükemmel olan ya da en doğru yapılar değiller. Gerçekte olan bu iki rezonans yapısının karışımından oluşan bir hibrit yapıdır. Konuya geri dönersek negatif yükün iki oksijen arasında dağılması anyonun kararlı hale gelmesine yardım eder. Sonuç olarak da Eşlenik baz rezonans sayesinde kararlı hale gelmiş olur. Bu durumda da asidik asit protonu vermeye daha istekli olacağından pka değeri daha düşük olur. Şimdi bu eşlenik bazı bir de etoksit anyonu denilen etanolün eşlenik bazı ile karşılaştırmayı deneyelim. Etoksit için herhangi bir rezonans yapısı çizme imkanımız yok. Yani negatif yükü dağıtamıyoruz. Negatif yük buradaki tek oksijene yapışmış durumda. Bu da tabii ki bu eşlenik bazın değeri kadar kararlı olamayacağını gösteriyor. Dolayısıyla etanolde protonunu vermeye pek istekli olmadığından pKa değeri de daha yüksek. Size tavsiyem daha asidik olan protonu bulmak istediğiniz zaman eşlenik baza çizerek rezonans olup olmadığını kontrol edin. Mesela burada organik bir bileşiğimiz var. Yapmamız gerekense bu bileşikteki en asidik protonu bulmak. Sizce en asitik proton bu mu? Yoksa bu mu? Diyelim ki bir baz gelip bu üstteki protonu alıyor. O zaman pembe renkli elektronlar bu karbonun pembeyle daire içine aldığım karbonun üzerine kalacak. O zaman bir de eşlenik bazı çizmeyi dinleyelim. Öncelikle bir halkamız olacak. Bu karbon oksijene çift bağla bağlı. Oksijenin de iki tane ortaklanmamış elektron çifti var pembe renkli elektronlar biraz önce de söylediğim gibi pembe karbonun üstünde kalacak. Bu şekilde karbon eksi bir formal yüke sahip olacak. Bu pembe renkli karbona bağlı bir hidrojen daha olduğunu unutmayın. Onu buraya eklemememin nedeni ise sadece çizimin daha az karmaşık ve daha net görülmesini sağlamak. Evet, diyelim ki bir baz gelip diğer protonu alıyor. O zaman koyu mavi renkli elektronlar Şimdi aynı renkle daire içine aldığım bu karbonda kalacak. O zaman şimdi sıra eşlenik bazı çizmede. Öncelikle halkayı çizelim. Bu oksijen iki tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip olmalı. Koyu mavi renkli elektronlar da sonuç olarak bu karbon üzerine kalacak. Böylece ona eksi bir formal yük kazandıracak. O zaman yükü de buraya ekleyelim. Aynı şekilde bu karbon da ona bir bağlı bir hidrojene sahip ama eşlenik baz üzerinde göstermiyorum. Bu şekilde çizim daha açık oluyor. Peki, sizce bu iki eşlenik bazdan hangisi daha kararlı bir yapıya sahip? Çizimlere bakarsak, yukarıdaki eşlenik baz rezonans sayesinde kararlı bir yapıya geçebilir. Yani bu pembe renkli elektronları buraya geçirerek bir çift bağ oluşturmalarını sağlayabilirsiniz. Hatta bunu da burada gösterelim. Pembe renkli elektronlar buraya gelerek bu elektronları oksijene doğru itebilir. O zaman halkayı çizerken buraya bir çift bağ eklememiz gerekiyor. Bu oksijen de ona eksi bir formal yük veren 3 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip. Pembe renkli elektronlar buraya yerleşti. Açık mavi elektronlarsa oksijene doğru giderek ona eksi bir formal yük kazandırdı. Oksijenin karbondan daha elektronegatif olduğunu hatırlıyorsunuz. Demek ki oksijen... Pembe renkli karbona göre bu negatif yüke daha rahat bir şekilde sahip çıkabilir. Yani bu sağdaki rezonans yapısı hibrit yapıya daha çok katkı sağlayacaktır. Diğer yandan eşlenik bazda rezonans sayesinde kararlı bir hale geldi. Ama gördüğünüz gibi bu durum ikinci eşlenik baz için geçerli değil. Burada koyu mavi renkli karbon üzerinde negatif bir yük var. Hatta bu yük karbona yapışmış durumda. Yani hiçbir rezonans yapısı çizme imkanımız ya da Rezonansa bu yapıyı kararlı hale geçirme imkanımız yok. Demek ki bu eşlenik baz, rezonansa kararlı hale geçebilen diğer eşlenik baz kadar kararlı değil. O zaman biz de aradığımız yanıtı bulmuş olduk. Öyle değil mi? Daha asidik olan proton, rezonansa kararlı hale geçebilen eşlenik bazın oluşmasını sağlayan proton. Öyleyse oksijene çift bağla bağlı karbonun hemen yanındaki karbona bağlı olan proton en asidik olan. Bu sonraki derslerde tekrar karşımıza çıkacak. Bu nedenle bunu şimdiden iyi anlamanız oldukça önemli.